siz hoş geldiniz. Tabii İstanbul Valisi Erdası'yla eğitime yakın ilgileniyoruz. Aynı zamanda TESMER Yönetim Kurulu üyesiyim ben. Galatasaraylıyım, Galatasaray Üniversitesi'ndeyim. Galatasaray Üniversitesi'nde bir üniversite. Fakat bu işi takım sempatizanı boyutunda değiliz şu anda. Galatasaray Üniversitesi Devlet'in güzide bir üniversitesi. Dolayısıyla bugün her ne kadar Galatasaray'ı taktıysam da Galatasaray'ı Fenerbahçe'de edeceğiz için Fenerbahçe kralı taktım ama bu cestim algılanamadı. Şimdi bugün ne yapacağız? UFRS hepimizin aslında korkulu rüyası, öyle değil mi? UFRS konusunda biraz yol alacağız. Ben size ilk önce bu UFRS ile ilgili bağımlı arkadaşlar biraz tabii yol haritasından bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Biraz bilgi vereceğim. Efendim ben Deniz, aynı zamanda TÜRMOB'un bu yeni projedeki koordinatörlerinden bir tanesiyim. UFRS'nin İstanbul koordinatörüyüm. Biz bu süreçte ne yaptık? Bir kere size bir şeyler hatırlatacağım. Bir, yanlış bilgi var ortada. Şirketlerin finansal tablolarının hazırlanmasından, sunulmasından şu anki TTK'da da, bundan sonraki TTK'da yönetim kurulu sorumludur. Muhasebeci sorumlu değildir. Muhasebeciyle hangi sözleşme yaparsanız yapın, muhasebeci hata yaparsa hata muhasebecinindir belki ama yönetim kurulu sorumluluğu vardır. İki, eğer denetçi olacaksanız bir gün, denetçinin finansal tablo hazırlama yetkisi, görevi, sorumluluğu yok. Ve hazırlarsa bu da suçtur. Bağımsızlığı ihlal etme suçudur ve yetkisinin belgesinin alınmasına kadar gider. Uluslararası standartlarına. 3. Bu kanunu biliyorsunuz, yeni Türkçe Yargı Kanunu'nu anlatacak değil mi size? Zaman zaman okuyorsunuz, İstanbul Odası'nın eğitimleri var, hafızan eğitimleri. Onlara katılıyorsunuz değil mi hafızanın tetkik eğitimleri? Küçük, orta, büyük ölçekli kavramı yeniden tanımlanacak. Bir de mikro kavramı giriyor hayatımıza. Bununla ilgili ciro, aktif büyüklüğü, çalışan sayısı kriterleri var ama mesela ciro ile ilgili kriteri aşağı yukarı bildiğimi zannediyorum. 1 milyon kadar cirosu olanlara mikro, 1-5 arası olanlara küçük, 5-25 arası olanlara orta, 25 üstüne büyük diyecekler. Yeni TTK ertelenecek mi? Valla ben son bir senedir her hafta en az bir kere Ankara'dayım. Kamu Gözetim Kurulu'na gidiyoruz, Roma'ya gidiyoruz, işte toplantılara gidiyoruz. Bakan dahil yeni Türkçe Yargı Kanunu erteleneceğine dair hiçbir ifade ve ibare yok. Yeni Türkçe Yargı Kanunu ertelenmeyecek. Bununla ilgili geçen hafta yine hem Hükümet Partisi'nin sözcüsü hem de Muhalefet Partisi'nin sözcüsü aynı beyanda bulundu. Yeni TTK konusu erteleme olmayacak. 3 madde konusunda uzlaşma yapılacak. Ortaklar, cari hesabı, işletmeden para çekme, efendime söyleyeyim, web sitesi konusundaki rahatsızlık, bir de denetim. Denetimde de mikroları belki bir geçiş sürecinde ufak bir muafiyet söz konusu olabilecek. O da bizleri çok rahatsız eden bir şey değil. Şimdi bizim UFRS sürecinde iki tane muhasebe setimiz var. Biraz sonra size konuşacağız onları. Ses gelmiyor. Sesle ilgili. Ses geliyor mu? Tamam. İki tane muhasebe setimiz var. Biri TFRS dediğimiz, aslında UFRS'nin Türkçesi biliyorsunuz. Bir tanesi de KOBİ TFRS. Biz buna jargon olarak şöyle söylüyoruz, ayrılması konulmasın diye. TAMSET TFRS, KOBİ TFRS. Halbuki TAMSET TFRS diye ayırıp aradığınızda bir yerde TAMSET TFRS yazmaz. Şimdi geliyorum. Nasıl devam edeyim? Şimdi iyi mi? İyi mi? Biri TAMSET TFRS demiştim, bir tanesi de KOBİ TFRS. Şimdi KOBİ TFRS, KOBİ'ler kullanacak. TAMSET TFRS'yi TAMSET TFRS ile büyükler kullanacak. Ancak bir konuda dikkatinizi çekmek isterim. KOBİ TFRS'yi kullanacak olan şirketler, o KOBİ tanımına giren şirketler değil. Çünkü KOBİ TFRS'de şöyle bir şey yazar. Halka açık olmayan, borsada işlem görmeyen yani, tahvil çıkarmayan, sigorta şirketi olmayan, leasing şirketi olmayan, faktörlük şirketi olmayan her şirket isterse KOBİ TFRS'yi kullanabilir. Ancak bu bir ihtiyaç meselesidir.
Yani büyük büyük şirketler halka açık olmasa bile kopya TFRS kullanmaları durumunda mağdur olacaklardır. Dolayısıyla şirket kendi karar verecek. Kobi TFRS mi kullanacağım, Tamset TFRS mi kullanacağım? Çünkü biraz sonra detayları sizinle paylaşırken bu eğitimi özel tasarladım. Bağımlı olduğunuz için sizin hem Tamset bilmeniz gerekiyor, hem Kobi TFRS bilmeniz gerekiyor. Elinizdeki notlar Tamset'in notlarıdır. Tamset üzerinden anlatıp Kobi karşılaştırması yapacağım. Notlarınızı öyle alırsınız. Olur mu? Çünkü sizin sadece Kobi bilmeniz yetmiyor, Tamset bilmeniz gerekiyor. İki, TÜRMOB'daki proje bugün anlatılan sahada Kobi TFRS anlatılıyor. Şimdi onunla ilgili eleştiriler var. Tabi eleştirilerin muhataplarından bir tanesi de benim Kobi TFRS ile ilgili. Efendim iki günde Kobi TFRS mi oldu? Olmaz. Bunu zaten sizden önce ilk ben söyledim. Kaç saatte olur? Onun ucu yok. Yani 80 saat, 90 saat algıya göre değişir. Ha biz ne yapıyoruz? Biz şunu yapıyoruz. Başkan da söyledi biraz önce. Biz iki gün sizi TFRS ile tanıştırıyoruz. TFRS ile tanıştıktan sonra onunla haşır neşir olmanızı sağlayacağız. Ondan sonra kanka yapacağız sizi. Yani üç aşamalı bir proje. Dolayısıyla iki günde Kobi TFRS olmaz diyenlerin yanındayım. Ve biz de iki günde olmaz diyoruz. Ama dediğim gibi bu ilk başlangıç. Yani size ilk günden şu an desek ki arkadaşlar beş günde Kobi TFRS eğitim. Beş günde de olmaz. On günde de olmaz. Bir, biz yapamayız onu. O kadar hoca bulamayız 10 gün peş peşe gelir. İki, soruyorum size 10 gün eğitime gelebilir misiniz? Gelemezsiniz. Yıllık izninizden gider. Dolayısıyla bu nedenle de biz ilk önce 2 gün bir tanıştırma eğitimleriyle başladık. Ama bundan sonra ne olacak? Bir tur dönecek. Bu Türkiye projesi. Türkiye projesinin bir turu döndükten sonra belki de İSMO, bu işin mimari İSMO çünkü, diyecek ki arkadaş ben üyeme 5 gün daha eğitim vereceğim. 10 gün daha eğitim vereceğim, 20 gün daha eğitim vereceğim, biraz sonra projeden bahsedeceğim. Sadece o günler yetmiyor. Bir de şöyle bir şey olacak, eğitim verirken size biz burada eğitim vereceğiz, yüz yüze. Notlar olacak, bir tane de benim kitabım basıldı Ankara'da, kitap dağıtılacak, DVD ortamında sunumlar, monografiler dağıtılacak. İnternete de konulacak bunlar, sanal sınıflar yapılacak, sanal eğitimler yapılacak. Dolayısıyla bu konuda siz neye ihtiyaç duyarsanız, bu ihtiyaçlarınız TÜRMOB tarafından karşılanacak. Bu bir taahhüt değil, hazır şu anda. Biz Nisan ayından beri bu projede çalışıyoruz. Şu anda TÜRMOB, altyapıda ben görebiliyorum koordinatör olduğunuz için ama sizin bir hafta sonra falan siz de göreceksiniz. TC numaranızla girdiğiniz zaman portala, TÜRMOB'un testler portalına sunumlar, slaytlar, kitaplar, monografiler, notlar vesaireler hepsi orada. Çekimler. Size anlattığım bu dersin birçok hoca tarafından çekimi yapıldı. İstediğiniz bölümü, istediğiniz hocadan dinleyebilirsiniz. Dolayısıyla bu altyapımız şu anda hazır. İki, TFRS'yi ne zaman uygulamaya başlayacağız? Valla yazılım firmaları biraz geç kaldı açıkçası. Çünkü yazılım firmaları daha yeni yeni bir şey. Uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? Çünkü tipik bir Türkiye gerçeği var. Hiçbir kanun ilk yayınlandığı tarihte uygulanmaz. Burası Türkiye diyorlar. Bu kanun uygulanacak. Şaşırdılar zaten. Zaten size başka bir söyleyeyim. Bu kanun uygulanmazsa, ben hani bu kanun uygulansın uygulanmasın sonuçta ben hocayım ama ticari hayat için bir tehlike var. Bu kanun uygulanmazsa Türkiye'de ticari hayat ahlaksız bir ticari hayata doğru gidiyor. Örneklerini görelim. 2001'de bankalarını soyanlar, hortumlayanlar şu an battılar mı sizce? Hayır. Hiç kimse batmadı. Bankalar kapandı. Hani o zaman şimdi kardeşim şirket benim şirketim size ne diyenlerin cevabı 2001'de yatıyor. 2001 krizinin tek sebebi 42 tane şirket battı, banka battı. Öyle değil mi? Onlar bir anda bir şirket. 42 tane şirket battı o zaman bize neyse. Niye hepimiz cezasını çekiyor? Hepsi şimdi batmadı ama herkes başka işler yapıyor. İki, çeki yazıp da arkasından 711 diye bas bas bağıran bizim esnaf tüccar değil mi? Doğru değil mi? Çek rızanın dışında elinden çıkmıştır diye bağıran. Üçüncüsü, çek verip de peşinizden çeki değiştirmeye çalışan, yazdırma diye yalvaran bizim esnaf değil mi? Sözünü tutmayan bizim esnaf değil mi? Dolayısıyla bu TTK veya benzer bir şey gelmezse Türkiye'de 5-10 sene sonra yukarıda yabancı yatırımcılar büyükelçiliklerine bir nota gönderecekler. Türklerle, Türkiye ile çalışırken dikkat et ahlaksızlık vardır diye. Ticari ahlaksızlık vardır. Çünkü bazı konuşmalarda arada geliyor arkadaşlar, ben Türklere öyle bir şey yok. Ticari ahlaksızlıktan bahsediyorum. Ticaretten yoldaşmadan bahsediyorum. Çünkü ben 20 sene önce Eminönü'nde, Kartaçare'de çalışmaya başladığımda çek de yoktu, senet de yoktu. Herkes söz verirdi, sözünde de parasını öderdi. Ahlak vardır. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi
denetçi ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Sizin bağımlı çalıştığınız için. Biz denetçi olabilir miyiz sorusu var kafanızda, doğru mu? TTK eğitimi alacaksınız, TFRS eğitimi alacaksınız, denetim eğitimi alacaksınız. Bunları aldıktan sonra her sevmeme, yiyememe gibi siz de denetçi olabilirsiniz. Siz denetçi olmalı mısınız? Bence olmayın. Çok açık söyleyeyim size. Ben denetçi değilim, yani bir eksiklik de hissetmiyorum. Neden olmayın? Çünkü furya. Türkiye'de şöyle bir şey var. Ben başkanı da söyledim ama kabul etmedi. İstanbul'da denetim eğitimi ücretsiz olacaktır dedi. Türkiye'de bedava olan şey tatlıdır. Madem bedava veriliyor, denetçi de olalım. Yani bu şey gibi. Her türlü belgeyi alalım, duvar asalım diyor. Yani benim arkadaşım var, tatilde dama turnuvasında şeyi kazanmış, turnuvayı kazanmış otelde, onu bile duvarına asıyor. Şimdi bunun gibi olmaya da gerek yok, öyle değil mi? Ne yapmak lazım? Şöyle yapmak lazım. Siz geleceğinizi hangi işe veriyorsunuz? Şu an yaptığınız iş, doğru değil mi? Bir noktada sizi uyarıyorum. Dört büyük şirket var Türkiye'de, Deloitte, Ernst & Young, Price, değil mi KPMG? Tanıdıklarınız vardır, herkesin bir tanıdığı vardır. Sorun. Dışarıda muhasebe müdürlüğü yapıp da 10 yıl tecrübeden sonra denetim müdürü olarak şirkette çalışan var mı? Yok. Çünkü muhasebecilik farklı bir iş koludur, hizmet koludur. Denetçilik farklı bir hizmet koludur. SMM belgesi altında. YMM belgesi altında. Denetçilik farklı bir iş değildir ama. Hizmet koludur. Ben hizmetimi denetçi olarak verebilirim. Veya sen defterden yanım olarak, senin olarak verebilirim. Başka bir şey daha söyleyeyim. Bu kanunda bir yanılma var. Özellikle bağımlı çalışan arkadaşları çok ilgilendiriyor. Kanundaki yanılgı şu. Efendim denetçilerin büyük bir geliri olacak burada. Denetim yapanlarım olacak ama ben kendi işim denetçi ama her imza atışta eskiden kulum Allah'a elham okuyordu. Şimdi Yasin İngiliz. Kurtarmıyor artık hiç kulum Allah'a elham. Çünkü neden Yasin İngiliz? Bütçe sensiz sorumlusun, attığın imzayla bırak para cezasını, arkada sigorta var, parayı o öder. Belgeni koyuyorsun ortaya. Bir tane şirketin altına imza atarak belgeni koyuyorsun. Halka açık şirketse bu. Yani yarın öbür müsefek diyor ki, yok kardeşim burada yanlış bir iş var, getir bakalım belgeni. Bitti. Daha iş yapamıyorsun. Başka şeyler var. Başka şeyler neler? Bir, özellikle SMM'lerin kazanacağı paralar konusunda bazı kişilerin gözlerine dikmişler. Yani ben bu TTK iş örgütlerinden anlatıyorum. Sorusu olan var mı diyorum. İlk soru şu. Meslek mühendisliği çok kazanacak değil mi hocam? Adamın gözü sizin kazanacağınız para. Şimdi bu yanlış bir şey. Yanlış bir şey. İki, denetçilik harici de güzel işler çıkacak Türkiye'de bu yeni TTK'yla. Size söyleyeyim. Bir, adam gibi finansal rapor düzenleyen muhasebe müdürü yok Türkiye'de şu an. Tenzih ediyoruz. Yabancı kültüründe konuşuyorum. Yani Türkiye'deki Türk mevzuatına göre, işte ya da UFRS'ye göre aynı anda raporlama yapacak nitelikte meslek mensubu yetiştirmemiz gerekiyor. İki, bizim Türkiye'de iç denetçi yok. İç denetim getir bakalım belgeleri bakayım diye yapılıyor Türkiye'de. Biz akademide bunların hepsini açtık, gördük. Talepler bir ara çok iyiydi, bu TTK sürecinde talep düştü. Üç, Türkiye'de yönetim muhasebecisi yok. Yani patronun karar almasına fayda sağlayacak, raporlar üretecek muhasebeci yok. Dört, Türkiye'de yabancı sermaye uzmanı yok. Yanlış mı? Biz denetimden niye konuşuyoruz? Yani denetim bu işin farklı boyutu. Türkiye'de, bugün şu aranızda söyleyeyim. Bütçe tecrübesi olan kaç kişi var bütçe yapabilen? Çok az, öyle değil mi? Çok az. Bir bütçe disiplini altında. Bağımlı olduğunuz için, bunu bağımsızlarda sorduğunuz zaman sıfır. Yok. Dolayısıyla sizin bu konularda yetişmeniz gerekiyor. Bu konulara eğilmeniz gerekiyor. Yani lütfen size gösterdikleri gibi yönelmeyin. Siz kendiniz bakın. Denetime de bakın ama başka şeylere de bakın. Esas paralar orada. Denetimde yarın öbür gün denetçi enflasyonu yaşanacak. Herkes denetçi olmak istiyor. Herkes. Olabilecekler mi ben size söyleyeyim? Hayır. Bir kere zihin devrimi yapmak zorunda. Zihnen olamayacak. Denetçi olmak, denetçi gibi bakmayı gerektiriyor. 10 yıl muhasebe müdürlüğü yaptıysanız siz artık muhasebeci gibi bakmaya alışmışsınız. Yani patronun işini halleden tarzda muhasebe yaparsınız. Çok doğru olan. Ama denetçi öyle bakamaz. Denetçinin patronu yoktur. Parasını alır almaz ama denetçinin patronu yoktur. Yazmak zorundadır. Eğer bir şeyi yazmazsanız belgenizi koyarsınız. Bugün bakın. Hanginiz patronunuz veya müşteriniz için belgenizi ortaya koyarsınız? Belge gittikten sonra siz bakacaklar mı?
Dolayısıyla iyi düşünün.